Şimdi saç ekim hikayem şu şekilde başladı. Ben e, lüks sektörde marka danışmanı hizmeti veriyorum ve e, uzmanlık alanım hem mücevher sektör, üst segment mücevher sektör hem de san sektör. Dolayısıyla üst segmentte kişilerle hep e, irtibat halindeyim. Yıllar öncesinde benim bu arayışım yaklaşık son 8 senedir başladı. Hani nerede yaptırabilirim, ektirebilir miyim, iyi yer neresidir diye ararken çevremde bu işlemi uygulayan insanları gözlemlemeye başladım. Herkese tanıdığım olduğu için işte çok güzel bir yer buldum indirim yaptırdı gel ektirelim diyorlardı. Hep söylediğim şey bir sene bir bekleyelim hani bir görelim neden mi çıksın hepsinde de gördüğüm şey genelde çim adam gibi yani buradan baktığınızda arkası görülüyordu hiçbir şekilde beni tatmin etmedi. Ta ki işte bundan bir buçuk sene önce iki tane arkadaşımla karşılaştım. Ne zamandır karşılaşmadım ama ilk hallerini biliyordum. Çok açıktı saçları. İkisini de gördüğümde jungle dediğimiz, ormanlık dediğimiz bir tabirli bir saç şekli vardı. Dedim ne yaptırdınız? Dediler ki böyle böyle ektirdik. Hemen dedim ismini verin. Songül Hanım'ın ismini aldım. Ertesi gün kendisini aradım. Bir sonraki gün randevu yaptık. Köklere baktı. Dedi ki tutar. Yaşım 55. Benim üstüm açıktı. Hani dedim hormonal zayıflıklar olabilir, tutar mı tutmaz mı endişem vardı ama doktor olunca, hastane olunca başka bir e, güven oldu. Bir de yapılmışını görünce adres dedim bu. Biz e, 10 gün içinde e, operasyona girdim. Yaklaşık e, 10 saat gibi bir süre sürdü. Sabah girdik, akşam çıktık. E, ekipteki arkadaşlar çok iyiydi, çok ilgilendiler. Ben hani huzurlu bir şekilde ayrıldım ve söylenen her şeyi uyguladıktan sonra işte bugün görüyorsunuz bu hale geldim. Ee, Instagram hesabımda da before afterlarım var. Herkes görüyor, tanıyamıyor. 10 yaş gençleşmişsiniz diyor. Ben her zaman söylediğim şey e, Allah razı olsun diyorum. Çok hayır duası ediyorum. A aynayla barışmamı sağlayan bir şey oldu bu. E, önemli bir süreç oldu.